Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar Kündigungsbrief. Yani bir sözleşme olabilir, akit olabilir. Bunun iptaline dair bir mektup yazacağız sizinle. Hazırsanız dersimiz başlasın. Kündigungsbrief arkadaşlar, kündigen diye bakıldığında mesela bir şeyin iptali olabilir ya da bir işten, bir pozisyondan ayrılma durumunda, söz gelimi bir firmadan ayrılma durumu da olabilir. Bu Kündigungsbrief kapsamında olan bir şey. Yani anlaşmayı feshetmek anlamına gelmiş oluyor. Şimdi bu senaryoya göre arkadaşlar biz bir evde, bir dairede oturuyoruz ve artık bu kira sözleşmesi oturmuşuz ve belli bir süre sonra ne yapmamız gerekiyor? Yani feshediyoruz sözleşmeyi, başka bir yere taşınıyoruz. Çeşitli nedenlerden dolayı artık orada oturmayacağımıza dair bir mektup yazıyoruz. Kime? Ev sahibine. Dolayısıyla Almanya'da arkadaşlar konuşmalar ya da iki taraflı feshedilen durumlarda mutlaka yazılı halde de bunun belirtiliyor olması gerekiyor. Tıpkı güzel Türkiye'mizde olduğu gibi, değil mi? Şimdi öncelikle arkadaşlar mektubun bir formuna bakalım. Ondan sonra ayrıntılı bir şekilde bütün bu cümlelerin üzerinden bir geçelim. Öncelikle arkadaşlar kendi adımı, soyadımı, yaşadığım şehri, sokağı gibi ayrıntıları, yani kendime dair olan adresi burada sol üst tarafta belirtiyorum. Zaten birazdan ayrıntılı görüyor olacağız. Sağ tarafta arkadaşlar, tabi bunun devamında bir tık aşağıda tahta sığmayacağından dolayı birazcık üste yazma söz konusu burada. Yapmam gereken şu arkadaşlar, burada kesinlikle bir boşluk bırakıyorum ve bu satırın devamında bir tık aşağıda, bir satır aşağıda göndereceğim adresi, kişiyi, gene sokağı ve yeri yazmış oluyorum. Bir alta geçiyorum arkadaşlar, bir satır boşluk veriyorum ve bulunduğum şehre göre ya da bu bir ilçe olabilir, kasaba olur, köy olabilir. Bunu yazıyorum, virgülle ayırıyorum ve tarihi veriyorum. Gün, ay, yıl şeklinde. Tabii bunu yaparken den şeklinde yazmam gerekiyor. Ve ne yapıyorum arkadaşlar? Mektubumu başlatıyorum. Burada mektubun konusunu yazıyorum. Çünkü bu aslında bir resmi bir yazışma. Dolayısıyla konuyu yazıyorum ve ne yapıyorum? Burada hitabetimle sehr geehrter şeklinde başlamış oluyorum. Konuyu yazdıktan sonra bakın sola yatışık şekilde mit freundlichen Grüßen ve adımı soyadımı yazmış oluyorum. Demek ki formumuz bu şekildeymiş. Ne yapıyormuşum demek ki? Kendimi Erhan Özdemir, tabii bu bir senaryo arkadaşlar, adresimi yazıyorum ve sağ üst tarafta demek ki ne yapıyormuşum? Alıcının ismini, soy ismini tıpkı zarfa yazarmış gibi aslında, değil mi? Adını, soyadını, yaşadığı sokağı, ilçeyi posta koduyla beraber yazıyormuşum. Benim yazmış olduğum şehir ve tarih, bunu belirtiyorum ve ardından da ne yapıyormuşum? Mektubumu başlatıyormuşum ve sola yanaşık şekilde demek ki arkadaşlar buna dikkat etmemiz gerekiyor. Dilerseniz şimdi ayrıntılara bir bakalım. Öncelikle buraya baktığımızda arkadaşlar ne yapıyorum? Güzel Türkçemizde de olduğu gibi, değil mi? Ne yapıyorum? Adımı, soyadımı yazıyorum. Sokağımı yazıyorum. Tabii bu Musterstraße 25 böyle bir sokak yok arkadaşlar. Örnek sokak anlamına geliyor. Almanya'da ya da Almanca konuşulan ülkelerde diyebiliriz arkadaşlar. Muster şeklinde bir şey varsa, mesela Mustermann, Musterstadt gibi karşınıza çıkarsa bunu lütfen dikkate almayın. Bu tamamen uydurma bir isim, özel isim diyelim. Dolayısıyla Musterstraße 25 diye bir isim uydurdum, bir sokak uydurdum. 1, 2, 3, 4, 5 Musterburg. Evet, bu herhangi bir şehir olabilirdi. Ben Musterburg diye bir yer uydurdum. Bakın, bunu yazarken arkadaşlar şunu dikkat etmemiz gerekiyor. Şuna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bir ilçe olabilir, bu bir köy olabilir. Bunu yazmamızda fayda var. Ama posta kodunu yazmazsak şayet Almanya'da arkadaşlar, posta kodunu yazmazsak Musterburg apayrı bir eyaletteki Musterburg'a gidecektir. Böyle bir ihtimal var. Dolayısıyla ben posta kodunu mutlaka doğru girmem ya da doğru yazmam gerekiyor. Çünkü alakasız bir eyaletin Musterburg ilçesine ya da köyüne ya da kasabasına herhangi bir yerine gidebilir eğer ben posta kodunu doğru yazmazsam. Hemen sağ tarafa bakıyoruz arkadaşlar. Karl Mustermann, evet bu da gene bir uydurma bir isim Mustermann. Evet Karl Mustermann ama şunu anlıyoruz ki Karl bu bir erkek değil mi? Musterstraße 8 diye bir sokak ismi uydurdum. 1, 2, 3, 4, 5 Musterburg. Evet bu da demek ki alıcının nesi? Adresi değil mi? Açık adresi. Şimdi alta geçiyorum. Az önce söylemiş olduğum gibi ne yapıyorum? Benim bulunduğum şehrin yazıyorum. Bu bir dediğim gibi köyde olabilirdi, ilçe olabilirdi, kasaba olabilirdi. Herhangi bir ilçe olabilirdi. Musterburg, bakın virgülümü koydum. Den 20.03.2020. Evet, gün, ay, yıl şeklinde veriyorum ve bir boşluk ayırırsak burada iyi olur arkadaşlar. Dediğim gibi sığmayacağından dolayı ben birazcık daha sıkışık yazdım. Bir tık boşluk bırakalım, bir satır. Bakın sola yatışık yaslanmış vaziyette. Kündigung der Wohnung in der Musterstraße 25. Demek ki buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Yazacağım mektubun konusu burada verilmiş. Konu ne? Kündigung az önce söylemiş olduğum gibi ne arkadaşlar? Anlaşmanın feshi anlamına geliyor. Neyin feshi? Wohnung neydi arkadaşlar? Die Wohnung ev, daire anlamına geliyordu değil mi? Wohnung in der Musterstraße 25. Yani bu neye gönderiyor arkadaşlar? Gönderme yapıyor. Benim yaşadığım yer değil mi? Demek ki ben artık bu adreste oturmayacağım değil mi? Dolayısıyla Kündigung der Wohnung in der Musterstraße 25, 25 no'lu değil mi? Kapı no'lu Musterstraße'de artık değil mi? Oradaki oturmanın feshi anlamına geliyor. Bakın burada da gene bir boşluk bırakıyorum ve artık ne yapıyorum? Mektuba başlıyorum. Sehr geehrter Herr Mustermann. Saygıdeğer Bay Mustermann, Herr Mustermann. Yani kimi kastediyorum? Karl Mustermann. Bakın burada arkadaşlar Herr ya da Frau şeklinde bir hitabet varsa mutlaka kişinin soyadını söylemem gerekiyor. Bu kişi eğer karşımda, yani karşımda da olabilirdi ya da mektup şeklinde de bir ya da mail şeklinde de yazışıyor olabilirdik. Mutlaka Bay Mustermann, Herr Mustermann şeklinde yazmamız gerekiyor. Yani özel isim, özel soy isim şeklinde hitap ediliyor. Dolayısıyla bana da hitap edildiğinde Herr Özdemir deniliyor. Dolayısıyla Herr Özdemir değil mi? Herr Mustermann bu durumda. Bu bir bayan olmuş olsaydı Mustermann hanım şeklinde ne diyecektim? Frau Mustermann diyecektim. O zaman bu durumda ne olacaktı? Sehr geehrte olacaktı. Bakın sehr geehrte yerine sehr geehrte Frau Mustermann diyecektik o zaman. Devam ediyoruz bakın burada cümlemiz şöyle başlıyor. Mektubumuz şöyle başlıyor. Hiermit kündige ich meinen Mietvertrag für die Wohnung in der Musterstraße 25 in Musterburg. Evet ne demek istiyor öncelikle bir anlayalım arkadaşlar. Hiermit böylelikle bu durumda bu mektubun getirdiği yani şunu söylemiş oluyorum bu mektupla demeye getiriyor hiermit. Ich kündige neydi? Az önce de söyledik. Kündige fesh ediyorum, iptal ediyorum, kesiyorum, kontratı bozuyorum gibi düşünülebilir arkadaşlar bu. Meinen Mietvertrag kira sözleşmesi demek ki Mietvertrag demek arkadaşlar. Für die Wohnung in der Musterstraße 25 in Musterburg. Ne diyorum arkadaşlar? Bakın özelden genele gidiyorum. Yani ne yapıyorum bakın burada? Evin ya da dairemi nerede? Muster sokak 25'te. Nerede? Şehirde ya da ilçede. In Musterburg. Demek ki özelden genele gidilmiş oluyor. Böylelikle ben Musterburg 25 kapı no'lu Muster sokaktaki evimdeki kira sözleşmesini ne yapıyorum? Feragat ediyorum ya da ne diyebiliriz? Anlaşmayı fesh ediyorum demiş oluyorum, değil mi? Hiermit kündige ich meinen Mietvertrag für die Wohnung in der Musterstraße 25 in Musterburg. Demek ki ne yaptım? Burada konuyu anlattım, hitapetimi verdim ve ne diyorum? Artık konuyu burada ayrıntılı bir şekilde artık girmeye başladım, değil mi konuya? Ne diyorum? 25 Kapınoğlu işte falanca sokaktaki kira sözleşmesini feshediyorum. Devamına bakıyoruz arkadaşlar. Gemäß der im Mietvertrag festgelegten Kündigungsfrist von 3 Monaten endet das Mietverhältnis am 30.06.2020. Gemäß arkadaşlar uyarınca demek. Yani ne diyor burada arkadaşlar? Gemäß der im Mietvertrag festgelegten. Festlegen ortaya konulmuş gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Kündigungsfrist kira süresi demek arkadaşlar. Demek ki Kündigungsfrist kiracı, kira süresi anlamına geliyor. Von 3 Monaten endet. Bakın 3 ay sonra ne oluyormuş bu sözleşme? İptal oluyormuş. Ne zaman? 30.06.2020. Mietverhältnis arkadaşlar kiracılık anlamına geliyor. Kira, kiracılık anlamına geliyor. Yani bu cümle bize diyor ki kira sözleşmesi 3 ay içerisinde 30.06.2020'de bitiyor diyor. Biz bakın bunu doğru bir işlem yaptığımızı şuradan anlayabiliriz. Ben hangi tarihte yazmışım? 20.03. Dolayısıyla 3 ay sonrası ne zaman? 20.06, hatta daha da erkenden, değil mi? 10 gün öncesinden. Yani ben aslında ne yapmış oluyorum? 3 ay 10 gün öncesinden haber veriyorum. Dolayısıyla burada bir iyi niyet gösteriyorum. Bunlar çok önemli arkadaşlar. İyi niyet gösteriyor olmamız çok önemli. Hep iyi niyetli olalım. Hep iyi olalım ki hep iyi şeyler bizi bulsun, öyle değil mi? Bakın burada demek ki burayı toparladığımızda ne diyoruz? Gemäß der im Mietvertrag festgelegten Kündigungsfrist, yani sözleşme uyarınca von 3 Monaten 3 ay endet das Mietverhältnis. 3 ay öncesinden ne bitiyormuş? Benim sözleşmem bitiyormuş. 30.06.2020'de, değil mi? Dolayısıyla gemäß der im Mietvertrag festgelegten Kündigungsfrist von 3 Monaten endet das Mietverhältnis am 30.06.2020. Burada aslında var olan bir şeyi ne yapmış oluyorum? Belirtiyorum. Geçiyorum bir alt satıra. Bitte stimmen Sie eventuelle Besichtigungstermine telefonisch mit mir ab. Bakın burada bir ricada bulunuyorum. Lütfen benden abstimmen arkadaşlar. Abstimmen demek benim bir kira sözleşmem var ve ben bunu ne yapmış oluyorum? Bu kira sözleşmesini ayarlamış oluyorum. Niye ayarlıyorum? Eventuelle Besichtigungstermine, yani benim kiraya veren mal sahibi diyelim isterseniz ya da ev sahibi diyelim. Ev sahibi gelip evin konumunu görmesi gerekiyor, öyle değil mi? Kapıyı bacayı kırdım mı? Her şey ne durumda, değil mi? Ona bir görmesi gerekiyor. Dolayısıyla diyorum ki burada bunu benimle telefonla halledin. Yani yazılı bir matbuata gerek duymadan, bir mektuba gerek duymadan lütfen telefonla bunu, olası bir tarihi telefonla halledelim şeklinde bir iyi niyette bulunuyorum. Ricada bulunuyorum. Çünkü niye? Bitte ile başlıyorum. Abstimmen demek ki ayarlamak demek arkadaşlar. Abstimmen ayrılabilir bir fiil. Abstimmen demek ki ayarlamak anlamına geliyormuş. Eventuell olası anlamına geliyor. Eventuell demek ki olası. Besichtigen incelemek, bakmak anlamında. Besichtigung inceleme demek arkadaşlar. Termin de randevu. Yani İnceleme tarihi diyebiliriz güzel Türkçe'de. Telefonisch adı üstünde, telefonla bunu halledelim demeye getiriyorum bu cümlede. Dolayısıyla bitte stimmen Sie eventuelle Besichtigungstermine telefonisch mit mir ab. Lütfen benimle olası görüşmenizi, evin durumunu görmek isteyebilirsiniz. Bunu görmek istediğinizde lütfen bunu bana alo diyerek halledelim demeye getiriyorum. Telefon açarak halledelim demeye getiriyorum. Ich bedanke mich, bakın bunu dedikten sonra bir alt satıra geçiyorum ve diyorum ki Ich bedanke mich für das angenehme Mietverhältnis. Bakın burada da gene güzel bir cümle bu. Ben neye teşekkür ediyorum? Ich bedanke mich. Teşekkür ediyorum diyorum. Sich bedanken refleksif bir fiil arkadaşlar. Teşekkür etmek demek. Für das angenehme Mietverhältnis. Mietverhältnis kira ilişkisi. Kiracı ilişkisi. Angenehme bu hoş, bu güzel kiracı ilişkimiz için ben teşekkür ediyorum diyorum. Bakın ne yaptım? Şimdi fes ediyorum ama cümlenin yani mektubun sonuna doğru gittiğimizde ne yapıyoruz? Daha önceden görmüş olduğumuz, yapmış olduğumuz bu kira yani çok güzel bir ev sahibi kiracı ilişkimiz oldu. Bu güzel diyalog için, bu güzel münasebetimiz için size teşekkür ediyorum diyorum. Dolayısıyla ich bedanke mich für das angenehme Mietverhältnis. Evet burada güzel bir iyi niyet var öyle değil mi? Ve ne yapıyorum? Mit freundlichen Grüßen. Selamlarımla değil mi? İçten selamlarımla ne yapmış oluyorum? Mit freundlichen Grüßen diyorum ve ıslak imza değil mi? Erhan Özdemir. Evet bunu söz gelimi bunu daktilodan ya da söz gelimi bilgisayardan çıktı aldık. Altında böyle ıslak imza ile yazdığımızda iyi ederiz arkadaşlar. Almanya'da resmi yazışmalarda isim soyisim açık bir şekilde yazılıyor arkadaşlar. Herhangi bir karalama değil de açık bariz bir şekilde italik yazıyla aynen burada olduğu gibi yazılıyor. Evet bu da onların bir alışkanlığı. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla bir incelemeden önce isterseniz tekrar bir bakalım. Onun ardından telaffuza bir geçelim. Demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Öncelikle ben ne yapıyorum? Kendime dair değil mi bilgilerimi, adımı, soyadımı, yaşadığım sokağı, posta kodunu ve yaşadığım köyü, ilçeyi, şehri artık nerede yaşıyorsam bunu belirtmem gerekiyormuş. Bu bir. Çok önemli. İkinci önemli şey gidecek olan yer. Tıpkı zarfa yazarmış gibi arkadaşlar alıcının adını, soyadını Karl Mustermann sokağını değil mi? Musterstraße 8 diye uydurmuşum. 1, 2, 3, 4, 5 posta kodunu mutlaka yazmam gerekiyor ve gideceği yer, il, ilçe, köy her neresiyse. Ondan sonra ne yapıyorum? Bir boşluk bırakıyorum. Musterburg artık nerede yaşıyorsam virgülle ayırıyorum. Den, gün, ay, yıl şeklinde belirtiyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Konumuz bir kira fesi olduğundan dolayı artık neyse konumuz değil mi? Kündigung der Wohnung in der Musterstraße 25 diye vermişim. Bir boşluk bırakıyorum ve ne yapıyorum? Mektubuma geçiyorum. Bunu geçerken ne yapıyorum? Sehr geehrter Herr Mustermann diye vermişim. Ne diyorum? Hiermit kündige ich meinen Mietvertrag für die Wohnung in der Musterstraße 25 Musterburg ne yapmışım? Burada konuya bir giriş yapmışım değil mi? Bunu ben niye yazıyorum? Başta belirttim. Ve böylelikle bu mektubu yazaraktan ne yapmış oluyorum? Burada kendimi ifade etmiş oluyorum. Ondan sonra burada arkadaşlar 3 ay öncesinden çünkü sözleşmenin kontrata göre öncesinden ne yapmış oluyorum? Bunu belirtmiş oluyorum değil mi? Yani kira artık süresi bitiyor 3 ay içerisinde. Dolayısıyla feshediyorum, kesiyorum. Ondan sonra ne diyorum? Diyorum ki beni telefonla bilgilendirin. Hani gelmek istediğiniz tarihi telefonla ne yapalım? Ayarlayalım diyorum. Ve ne yapıyorum? Daha önceki bu kiracı ev sahibi ilişkimiz için ne yapıyorum? Teşekkür ediyorum ve selamlarımla mit freundlichen Grüßen şeklinde belirtiyorum ve ne yapıyorum? Islak imzamı atmış oluyorum. Şimdi dilerseniz güzel bir şekilde ne yapalım? Telaffuza bir geçelim. Kündigung der Wohnung in der Musterstraße 25. Sehr geehrter Herr Mustermann, hiermit kündige ich meinen Mietvertrag für die Wohnung in der Musterstraße 25 in Musterburg. Gemäß der im Mietvertrag festgelegten Kündigungsfrist von 3 Monaten endet das Mietverhältnis am 30.06.2020. Bitte stimmen Sie eventuelle Besichtigungstermine telefonisch mit mir ab. Ich bedanke mich für das angenehme Mietverhältnis. Mit freundlichen Grüßen. Kündigung der Wohnung in der Musterstraße 25. Sehr geehrter Herr Mustermann, hiermit kündige ich meinen Mietvertrag für die Wohnung in der Musterstraße 25 in Musterburg. Gemäß der im Mietvertrag festgelegten Kündigungsfrist von 3 Monaten endet das Mietverhältnis am 30.06.2020. Bitte stimmen Sie eventuelle Besichtigungstermine telefonisch mit mir ab. Ich bedanke mich für das angenehme Mietverhältnis. Mit freundlichen Grüßen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde kündigungsbrief konusunu ayrıntılı bir şekilde görmüş olduk. Sonraki mektup konusunda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.